Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bi senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Es-salâtu aleyye nurun ales-sırâtı Femen sallâ aleyye yevmel cumu'ati semânîne merreten gufret lehu zünûbu semânîne âmâ. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz dünya ve ahiretin hayırlarına sizleri ve bizleri nail eyleyip iki cihanda mesut ve bahtiyar olmamızı nasip eylesin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup taallüm eylemek, izah etmek ve tefeyyüz eylemek üzere oturmuş bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın ve bağlılığımızın ve ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ruhu pakine hediye edelim diye ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına vesair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullah-ı mukarrabin ve müttekinin ruhlarına acizane bizlerden hediyeyi Kur'aniye olsun diye vesair müminini müminat ve müslimini müslümat ve haseten saadat ve meşayetül kadiyemizi hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ve bizim de dostlarımızın ve sevdiklerimizin bize dua vasiyet etmiş olanların bizden boynu bükük dua bekleyen o Mevta'nın ruhlarına hediye olsun diye, şu beldelerde metfun bulunan zevatın ruhlarına hediye olsun diye, bu camiyi yaptıran, yaşatan, tamir ettiren, genişleten, içinde namaz kılıp, canlı tutup, maddeten ve manen ihya ve imar edenlere ve onların geçmişlerine hediye olsun diye, bu beldelerimizi Allah Allah diye diye, onun yolunda canlarını, mallarını, her türlü varlıklarını feda ederek, çalışarak fethetmiş ve bize miras ve emanet bırakmış olan şehitlerin, fatihlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Bu okuduğumuz hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'den dinleyen mübarek sahabesinin ve onlardan rivayet eden ravilerin ve alimlerin ve eseri telif eylemiş sevat-ı muhteremenin ve kendisinden feyz aldığımız mürşitlerimizin, hocalarımızın ruhlarına hediye olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına hediye edelim. Rabbimiz bizi de onlarla dünya ve ahiretin hayırlarına, yüksek makamlarına nail eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce metnini okumuş olduğumuz bu haftanın ilk hadisi şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirmeyi teşvik edici bir hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Darakutni rivayetten yazmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde ifadesi şöyle: Es-salatu aleyye nurun ales-sırati. Bana salatü selam getirmek, yarın ruz-ı mahşerde, sırat üzerinde o salatü selamı getiren kimse için nur olacak. Yolunu aydınlatacak, sıratı aydınlatacak, kendisi için nur olur. فَمَنْ سَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمَعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً Kim cuma günü bana 80 defa salatü selam getirirse gufret lehu zunubu semanine amen
onun 80 yıllık günahı bağışlanır. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek. Çok çeşitli ifadelerle Efendimiz'e salatu selam getirilebilir. Mübarek alimlerimizin tespit etmiş olduğu çeşitli salatu selamlar vardır. Peygamber Efendimiz'in bize tavsiye etmiş olduğu, kendisinin tavsiye etmiş olduğu salatu selamlar vardır. Bazıları salatu selamları müstakil kitap halinde toplamışlardır. Peygamber Efendimiz'e salatu selamları ne kadar güzel ifadeler, ne kadar derin manalar, ne kadar ince duygular efendim ile Resulullah'a muhabbet duyduklarını gösteren şaheser efendim eserler vardır. Mesela Delailül Hayrat isimli mübarek eser gibi içinde çok salatü selamlar vardır. Manalarını bilen kimseler okurken ne kadar şevk duyarlar, zevk duyarlar, beğenirler. Salatü selam getirmeyi bize Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde emrediyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Hiç şüphe yok ki Allah-u Teala bizzat kendisi ve melekleri peygamber için salatu selam ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Madem hal böyledir, ey iman edenler, siz de o Resul-ü Edib'e salatu selam eyleyin, ona selam getirin diye Allah-u Teala Hazretleri bize tavsiye buyurmuş. Salat, Arapça'da lügat manası itibariyle dua etmek, teveccüh etmek manasına gelen bir kelimedir. Peygamber Efendimiz'e dua etmek bize böylece emredilmiş oluyor. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e salatu selamı ne manaya gelir? Rahmetini bahşetmesi manasına gelir. Meleklerden salatu selam ona dua etmesi manasına gelir. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı her anıldıkça ona salatü selam getiririz. En kısası aleyhisselam demektir. Muhammed aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselam diyoruz. O aleyhisselam sözü işte selam demektir. Ona selam olsun demektir. Kısaca o vazifeyi ifa ediyoruz. Allah ecdadımızdan razı olsun. Bize güzel şeyler öğretmişler. Dilimize edep olarak yerleşmiş. Bir peygamber adı anıldı mı hemen arkasından aleyhisselam deriz. Yeni kitaplarda A.S. veya S.A.S. diye böyle yazılmıştır. Kimisi aşikare olarak da sallallahu aleyhi ve sellem diye yazar. Salat dua demek oluyor. Biz Peygamber Efendimiz'e dua ediyoruz. Tabii biz Peygamber Efendimiz'e niçin dua ediyoruz? Onun ümmeti olduğumuz için, onu saydığımız için, ona sonsuz sevgi duyduğumuz için, ona bağlı olduğumuz için, o Allah'ın sevgili kulu olduğundan, Hatem-i Nebiyyin olduğundan, Resul-ü Sakaleyn olduğundan, Seyyidül Evveline vel Ahirin olduğundan, nice nice yüksek vasıflara sahip olduğundan, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde onu nice ayeti kerimelerde medh eylemiş olduğundan لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا Nice nice ayet-i kerimeler var. Hepsini anlatmaya efendim şuradaki zamanımız yetmez. Çok methetmiş, çok sevgili kulu, Rauf ve Rahim, en güzel ahlakı sahip olan o Resul-ü Edip. Biz ona bir salatü selam edersek Allah bize 100 misli lütuflar ihsan eder. Bunun efendim 30'u dünyaya aitse 70'i ahirete aittir veya 70'i dünyaya aitse 30'u ahirete aittir. Nice nice feyizler bulur. Bir insan Peygamber Efendimiz'e salatü selam ettiği zaman bu salatü selam Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine ulaştırılır muhterem kardeşlerimiz. Hadis-i şerifte bu hususta sarahet vardır. Alen niyet vardır. Gerçektir.
biz buradan Esselatu Vesselam Aleyke Ya Resulallah dediğimiz zaman veya Sallallahu Aleyhi Vesselam dediğimiz zaman veya Aleyhisselatu Vesselam dediğimiz zaman veya daha uzun salatü selamlardan birisini söylediğimiz zaman bu salatü selam Peygamber Efendimiz'e ulaştırılır. Peygamber Efendimiz kimin kendisine ne zaman nasıl salatü selam ettiğinden haberdar edilir. Melekler kendisine bildirirler. O da mukabele eder. Size birisi selamu aleyküm dese karşılıksız kor musunuz? Koymayız. Resulullah Efendimiz kendisine salatü selam edene en aşağısından ve aleykesselam dese, ey benim ümmetimin yüzü kara ümmetimin biçarelerinden bir biçare ama madem bana salatü selam ettin ve aleykesselam, peki sana da salatü selam olsun diyiverse ne oluruz? Saadet-i dareyne nail oluruz. Resulullah dua edecek, o mübarek Resul dua edecek, o insanın sırtı yere mi gelir? Onun için Resulullah Efendimiz'e salatü selamı çokça etmeliyiz. Bu bizim hem sevgimizin, bağlılığımızın ifadesi hem de çeşitli büyük kazançlar kazanmamızın sebebi ve vesilesidir. Her fırsatta salatü selam etmeliyiz. Etmiyor adam. Muhammed bizim üniversitelerde adettir efendim. İşte doktora tezleri olur, doçentlik tezleri olur. Jürilere gireriz efendim. Talebe olarak da girdik. Asistan olarak, doçent olarak girdik, profesör olarak girdik efendim. Öyle insanlar vardır ki ben hatırlarım, ben o jüride bulunmadım ama duydum. Geç bakalım şuraya diyor, karşısındaki adam oturtuyor. Şimdi Hazreti siz, salatsız, selamsız bir anlat bakalım şu meseleyi diyor. Yani haksız olmuş zavallıcık da, yani Hazreti Ömer demeyecek, Ömer diyecek. Ömer senin askerlik arkadaşın mı? Aşere-i Mübeşşere'den, Resulullah Efendimiz'in has sahabesi. Ebu Bekir diyecek, Ömer diyecek. Öyle şey olur mu? İnsan babasına Necati, Ahmet, Mehmet der mi? O babasından daha mı aşağı? Hadi bakalım hazretsiz bir konuşma yap. Hadi bakalım salatü selamsız bir konuşma yap. Olur mu? Resulullah Efendimiz'in adı geçecek, ben salatü selam getirmeyeceğim. Benim adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimse cimridir diyor Peygamber Efendimiz. Ağzına kira mı istiyorsun? O kadar sevaba gireceksin. Bir Resulullah Aleyhisselam diyemiyor musun? Üniversite hocası olmuş. Hadi bakalım demeden, bir salatü selam demeden, bir haziret demeden imtihanda bir cevap ver diyor. Başka hiç iş kalmadı. Yani memleket onunla ileri gidecek sanki. Resulullah'ın adı her anıldığında salatü selam getireceğiz. Ben İran'a gittim. Çağırdılar. Elçilikten. Devlet de bizi görevlendirdi. Üniversiteden görevli olarak kalktık. İran'a gittik. İran devriminin 3. kutlama yıl dönümlerinde efendim Türkiye'den bir heyet, TRT'den, üniversiteden, muhtelif fakültelerden bize de nasip oldu. İşte Farsça biliyoruz filan diye bizim ismimizi de seçmişler. Kalktık gittik oraya. Ben hayretler içinde kaldım. Bir söz arasında, konferansta, toplantıda böyle bir Hümeyni adı geçiyor. Hümeyni onların işte malum meşhur şeyi efendim liderleri. Bütün salon ayağa kalkıyor. Dırrıp. Hepsi birden, oturduğu yerden, hepimiz oturmuşuz. Herkes rob ayağa kalkıyor, bizim İstiklal Marşı'nda kalktıkları gibi. Efendim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor, oturuyor. Konuşmacı gene bir söz arasında bir kere daha o ismi alsa, hop, tekrar kalkıyor, gene bir salatü selam. Oturuyorlar. Ondan sonra bir daha bir ismi kalksa, hop, bir daha kalkıyor. Anlıyor ki insan, yani bu adamların töresi, adeti, onun ismi anıldığı zaman hop ayağa kalkma. Onlar ondan bıkmıyorlar da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adı anıldığı zaman aleyhisselam demeyeceğiz. Askerlik arkadaşımız mı? Mahalle arkadaşımız mı? Nasıl olur? Nasıl adını anarız? Bir hanımın bile bizim töremizde efendisinin adıyla hitap etmesi yani saygısızlık sayılır idi. Bir zamanlar. Öyleydik bir zamanlar. Şimdi herkes Ahmet, Mehmet gel git filan diyor. Filan böyle gidiyor. Efendi denirdi eskiden. Adam da karısının ismini seslenmeyi nezakete ve edebe aykırı sayardı. Aşağıdan kapıyı çalardı. Bana bak diye seslenirdi. Adı yok mu hanımının? Var ama söylemezdi. Çünkü söylese duyulacak. Ayşe, Zübeyde, Fatma bilmem ne filan.
bağırsa duyulacak. Öbür taraftan senin hanımının adı nedir denmezdi eskiden. Yani bir takım böyle incelikler, şeyler vardı. Şimdi her şey unutuldu ama biz hocayız. Kitaplar, dinimizin kitapları. Siz de Allah'ın yolunda yürümek isteyen cemaatlersiniz. Salatü selam getireceğiz. Kâr var. Kâr var bu işte. İbn Ömer radıyallahu anh demiş ki kalk çarşıya gidelim. Arkadaşı da demiş ki ya Ömer'in oğlu Abdullah, ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmeyen bir insansın. Orada yalan yere yemin ediliyor. Eksik tartı oluyor. Mallar hileli satılabiliyor diye sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Şeytanın dolaştığı yer diye çarşıyı pazarı çok sevmezsin. Sen söyle bakalım ne maksatla sen çarşıya pazara gidelim diye teklif ediyorsun bana. Art niyetini söyle. Kalbindeki asıl niyetini söyle. Demiş ki mütebessim mübarek, yahu orada çok insan vardır. Görürüz, selam veririz, sevap kazanırız demiş. Sokakta gitse bir kişiye, iki kişiye rastlayacak. Çok değil. Çarşıya gitse kaynıyor millet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevap kazanacak. Onu düşünüyor. Anlatıyorlar. Konya'da Veys Sade merhum vardı. Evliyaullah'tan böyle mübarek bir kimse diye tanıyanlar, talebeleri anlatıyorlar. Sınıfta bir tanesi öyle tereddüt etmiş de Evliyaullah mı değil mi bilmem ne filan diye kalbinden bir şeyler geçirmiş. Ne geçirdiyse hemen ona doğrudan doğruya hitap ederek bir şeyler söylemiş. Yani gönlünden geçeni Allah kendisine bildirdiği için öyle düşünme bilmem ne filan diye direkt şey yapmış. Onun şeyini anlatıyorlardı. Çarşıya girerdi mübarek diyorlardı. O dükkancıya selam, bu dükkancıya selam, o dükkancıya selam, bu dükkancıya selam öyle yürüdü. Sevap, sevap olduğu için yapıyor. Yani sevap olduğundan yapıyor. Selam, muhabbeti getirir. Selam, tanışmayı getirir, konuşmayı getirir, muhabbeti getirir, arkadaşlığı getirir. O muhabbetten de birlik, beraberlik, efendim, nice nice güzel sonuçlar hasıl olur. Onun için Peygamber Efendimiz'in adı anıldığı zaman salatü selam edeceğiz. Sokakta karşılaştığımız zaman bile biz birbirimize selam veriyoruz. O bizim başımızın tacıdır. Canımız feda olsun. Fidake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam ve babam ve ben, canım sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü diye konuşurlarmış. Peygamber Efendimiz'le hitap eden, konuşan muasırları bizim için de öyle. Canımız feda olsun. Canım feda olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü safası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne güzel. Allah bize Resulullah Efendimiz'e saygıyı, sevgiyi bahşeylesin. Ona salatu selam da kusur ettirmesin. Şefaatine nail eylesin. Bana salatu selam getirmek sıratta kişiye nur olur. Kim cuma günü bana salatu selam ederse 80 defa onun 80 yıllık günahı bağışlanır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O halde defterimizin kenarına yazalım, aklımıza iyice yerleştirelim. Cuma günü oldu mu? Cuma günü demek Resulullah'a salatü selam günü demektir. Salatü selamı cuma gününde arttıralım. Efendimiz'e salatü selamı cuma günlerinde ziyade eyleyelim. Madem bu hadis-i şerifte 80 rakamını söylemiş, o zaman 99'luk tesbihimizden fazlalıklarını ayıralım. Oradan 80 defa bir kere bir 80 salatü selamı efendim çekelim de bu hadisi şerifi uygulamış olalım. Çünkü insan duyduğunu yapacak, bildiğini uygulayacak, ilmiyle amel edecek ki sevaplara nail olsun. Rabbimiz Teala bizi Peygamber Efendimiz'i seven ve Peygamber Efendimiz tarafından da sevilen bir ümmet olmaya muvaffak eylesin. Peygamber Efendimiz'i seviyor bir insan. Ne yapacak? Sünnetine uyacak.
sünnetini tatbik edecek, emirlerini tutacak, buyruğuna riayet edecek. Efendimizin zamanında, sağlığında la terfa'u asvateküm fevka savtin nebiyyi. Resulullah'tan fazla sesinizi dikleştirip yükseltmeyin diye ayet-i kerimede emrolunduğu için bugünün bir arif ve edepli olan insanları Medine-i Münevvere'de fıs fıs konuşurlar. Yavaş yavaş konuşurlar. Resulullah'ın şehri burası. Sakın terki edepten, köyü mahbubu hüdadır bu. Allah'ın sevgilisinin yeri burası. Burada edebe riayet edilmeden olur mu? Edebe riayet etmemekten sakın diyor şair. Orada öyle sessiz sedasız böyle boynu bükük edebe riayet ederek dururlar. Rabbimiz Resulullah Efendimiz'e öyle candan sevgi ve saygı duymayı cümlemize nasip eylesin. Sünnetine uyacağız. Sözünü tutacağız. Tavsiyesine riayet edeceğiz. Hatırını sayacağız. Saygımızı yüksek derecede tutacağız. Resulullah Efendimiz'e saygı olmazsa, sevgi olmazsa insan bir adım ileri gidemez. Tepe taklak aşağı gider. Bir adım ileri gidemez. Baş aşağı, beyni üstü, efendim taşlara kayalara düşmüş gibi olur. Efendim ben Allah'a inanıyorum ya. Eğer Allah'a inanıyorsan Resulüne tabi ol. O Allah'ın elçisi. Allah'a inanmanı yani bizim başımıza mı kakıyorsun? İnanıyorsan iyi, inanıyorsun. Peki Allah sana doğrudan doğruya vahiy mi gönderdi? Hayır. Sen vahye layık mısın? Değilsin. Vahiy gelse tahammül edebilir misin? Deve çöker. Resulullah Efendimiz devenin üstüne binmişken vahiy geldiği zaman devenin ayakları bükülür, yere çöker. Vahye tahammül edemezdi. Sen nerede doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretlerinden emir almak nerede? İşte elçisi sana göndermiş. Elçi Allah'ın emirlerini, yasaklarını sana getiren. Niye dinlemiyorsun? Ben Allah'ı severim. Yalan. Levkâne hubbuke sadıkan le etâtehu. Sevgin gerçek olaydı ona itaat eder. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Kişi sevdiğini eğer gerçekten seviyorsa uyar. Kalk gidelim. Baş üstüne der. Gel ölelim. Baş üstüne der. Bizim Mustafa Feyzi Efendi, hocamızın hocası, hocamızın feyzi aldığı kimsenin erkek kardeşi. Müftüymüş Tekirdağ'da. Bizim bir hacı amcamız vardı. Caminin alt sokağında otururdu. Sabahları da cemaati yakalayıp toplayıp kahvaltıya götürürdü. Hayırsever kimseydi. Nur içinde yatsın cümle geçmişlerimizle beraber. Onun babasıyla beraber ziyarete gitmiş. İki kişi. Bu bizim mübarek müftü efendi. Dürüst, eski zaman müftüsü, Osmanlı müftüsü efendim, müttaki. Ben diyor Fazıl amca, o bu hikayeyi anlatan, onların köyünden peynir yapmak için süt alırım. Onların köyünün sütü farklıdır diyor. Ne yağı alınır, ne kaymağı alınır diyor. Çünkü dürüst. Dürüst insan çevresine de tesir ediyor, etrafı da dürüst ediyor. Onların köyünden süt aldın mı diyor, o kaymaklı, şeyli, halis, muhlis süt olur diyor. Şimdi o müftü efendiye gitmişler. Baktım diyor, misafir odasının iki kapısı var. Bir kapısı içi açılıyor, bir kapısı dışı açılıyor. Bu nedir dedim diyor. Müftü efendi hiç misafirsiz yemek yemezmiş ki. Evine misafir gelmezse kendisi misafir aramaya çıkarmış. Han odalarını dolaşırmış. Bekar odalarını dolaşırmış. Kalkın bizim eve gidelim, yemeğe beraber yiyelim diye. Oradan yemek arkadaşı bulur, eve getirir, öyle ikram edermiş. Cömert. Allah'ın emrettiği ahlakı içine sindirmiş, has Müslüman olmuş. Halis Müslüman olmuş, gerçek müftü olmuş. Hakiki din adamı olmuş, mübarek bir insan. Konuşmuşlar, sohbet etmişler. Dışarı çıkarken kapıdan o iki ziyaretçiden bir tanesine sen biraz gelsene buraya demiş. Birisini çağırmış, ötekisi orada duruyor. Orada duran Fazıl amcanın babası. Bunu bana anlatanın babası. Duran bana anlatan kişinin babası. Giden başkası. Müftü efendiyle fısfış bir şeyler konuşmuşlar.
O şahıs baş üstüne demiş, derhal hay hay demiş. Ondan sonra vedalaşmışlar, ayrılmışlar. Kapıda sormuş bizim Fazıl amcanın babası. Ne söyledi Müftü Efendi? Bir şeyler söyledi ama aramızda, ikimizle ilgili. Yani seni ilgilendiren bir şey değil. Seni de ilgilendirseydi seni de çağırır. E canım olur mu yani? Merak ettim, söyle. Söylenecek bir şey değil. Söylenecek bir şey olsaydı söylerdi. Yok, ille söyleyeceksin. Söyleyemem. Allah aşkına söyle. Falan zorlamış. Ne demiş Müftü Efendi? Müftü Efendi ötekisini çağırıp berikisini bırakmaz ama iş çağırdığı kimseyle ilgili. Ne demiş? Hiç tahmin edemezsiniz. Demiş ki, biz seninle çok eskiden beri ahbabız. Candan arkadaşız. Söze bak. Biz sizinle eskiden beri arkadaşız, seninle arkadaşım ben. Ahbaplığımız ileri. Nice günlerimizi beraber geçirdik. Hiçbirbirimizi kırmadık. Ben senden memnunum, sen benden memnunsun. İşte bize şimdi Allah'ın emri vaki olacak. Perşembe günü ahirete göçeceğiz. Hadi gel oraya da beraber gidelim demiş. Yani bunu mesela pazartesi günü konuşuyorlarsa veya salı günü, 2-3 gün sonraki için perşembe günü biz inşallah ahirete gideceğiz. E mübarek insan, yani Sapanca'dan İstanbul'a Adapazarı'na mı gidiyorsun? Demiş perşembe günü biz ahirete, emir geldi, gideceğiz. E seninle de ahbabız, gel beraber gidelim demiş. Fazıl amca diyor ki, vallahi ikisi aynı günde öldü diyor, o günde öldü diyor. O da peki demiş, baş üstüne demiş, emredersin demiş. Şahane bak ya, benim işim var der, çocuğumu evlendireceğim der. Efendim bilmem yapacağım, tarlamda şeyim var, mahsulümü satayım da öyle, bilmem borcumu ödeyeyim filan der. Arkadaşlığa bak. Arkadaşlığa bak. Arkadaşının ricasını kırmıyor. Hangi konuda? Ahirete geçiyor. Ne var yani? Dünyada ne bulduk ki ölümden kaçasın demiş şair. Ben onu diyemiyorum. Dünyada Allah bize çok nimetler verdi ama ahiret daha güzel olduktan sonra insan dönüp şeye bakmaz ki. Ahiret daha güzel olunca insan dünyaya bakar mı? Cennetin ucunu gösterseler, kokusunu koklasalar, insanın bu dünyada kararı kalır mı? Eğer cennet hurilerinden bir huri küçük parmağının ucunu dünya ehline gösterse bütün yerler gökler nur içinde kalırdı diyor hadis-i şerifte. Bir tanesi rüyada görmüş hurisini. Demiş ki ne zaman geleceksin, özledim seni. Adamın kararı gitmiş. Bu dünyada ağzının tadı kalmamış. Allah iman selametliğine sevsin. İman güzel şeydir. Mümini kamil olmak, Allah'ın sevgili kulu olmak güzel şeydir. Ölüm hiçbir şeydir. Mümin için ölüm dostun dosta kavuşmasıdır. Düğün gecesidir. Şeb-i arustur. Ölüm nedir? Şeb-i arustur. Onun için bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girmiş dedelerimiz. Neden? Arkasında şehitlik var, cennet var. Cenneti duyan, hisseden, cennete şevk duyan insan bu dünyaya bakar mı? Bu dünyaya aldanır mı? İşte onlar mümin. Bizler neyiz bilmem. Onlar mümin de Allah bizleri de mümini kamil eylesin. Resulullah'ı seven salatü selam getirir. Selamı salatı yapan sünnetine uyar. Ümmetine de hizmet eder. Bunlar da benim peygamberimin ümmeti der. Ümmetine de şefkat gösterir. Şimdi ben geçen haftalar burada bizim kiracı bizim kirayı vermiyor. 80 bin liralık yerde 4 bin lirayla oturuyor filan diye yakındım şu kürsüden burada. Söyledim. Akşam abim bana diyor ki sana yakışmaz, sen hocasın diyor. Allah hep her şeyi bilmiyor mu diyor. Biliyor. Sen onu söylemeyeceksin diyor. Sen onu affedeceksin diyor. Yani insan da yani 76 bin lira öbür tarafta varken yani kolay da insan affedemiyor ama demek ki sabahleyin de açtım şeyde hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kavme çok üzüldüğü için yaptıkları kusurlardan dolayı fevkalade üzüntüsünden dolayı
efendim onlara aleyhde dua etmiş, kunut etmiş, yani namazın içinde duada bulunmuş. Cebrail aleyhisselam gelmiş, devam etmemesini söylemiş. Sen lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedin ya Resulallah, sen rahmet olarak gönderildin diye. Biz onun ümmetiyiz işte. Affedebilirsek ne mutlu. Allah kusurlarımızı affetsin. Cümlemize güzel huylar nasip eylesin. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevvel-kıyameti yekulu's-siyamu ey Rabbi inni mena'tuhu ta'ame ve şehavati bin-nehari feşeffi'ni fihi ve yekulu'l-Kur'anu Rabbi mena'tuhun nevme billeyli feşeffi'ni fihi feyüşeffe'an. Revahul Beyhakiyyü an İbn Ömer radıyallahu anhuma. İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Beyhaki kitabında yazmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edecekler. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kula, kime? Yani orucu tutan, o Kur'an'ı okuyan kimseye şefaat edecekler. Yekulu's-siyam, oruç diyecek ki ey Rabbi, ya Rabbi diyecek. İnni menat-uhut-ta'ame ve şehevati bin-nehar. Ben oruç olarak onu gündüz yemek yemekten ve şehvetlerini icra etmesinden alıkoymuştum. Feşeffi'ni fihi. Sen şimdi ona şefaat ediyorum, benim şefaatimi kabul et. Beni ona şefaatçi olarak lütuf buyur, müsaade et, ona şefaat edeyim diyecek oruç. Ve yekulul Kur'an, Kur'an-ı Kerim diyecek ki Rabbi, ya Rabbi, menahtuhun nevme billeyli. Geceliğim ben onu uyku uyumasından alıkoydum, men ettim. Kur'an okuyacak diye uyku uyumadı. Feşeffi'ni fihi, müsaade eyle de ona şefaatçi olayım. Benim ona şefaatçi olmama izin ver diyecek. Feyüşeffe'an, Allah-u Teala Hazretleri oruca ve Kur'an'a o kişi hakkında şefaat selahiyeti verecek. Şefaatlerini muteber sayacak ve o kulu affedecek. Muhterem kardeşlerim, sıyam, savun gibi oruç tutmak manasında mastardır. Kur'an da gufran kelimesi gibi fuulan vezninde mastar olur. Kıraat manasına da gelir. Yani Kur'an bir mushaf manasına gelir. Hani şu efendim 114 sureyi ihtiva eden efendim 600 küsür sayfalık efendim 30 cüzlük kitap manasına gelir. Bir de Kur'an kıraat manasına gelir Arapçada. Fuulan vezninde mastar olur. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki, delil olarak söylüyorum. Zeyyinul Kur'ane bi asvatikum. Kur'an'ı söz sesleriniz ile zinetlendiriniz. Kur'an'ı seslerinizle zinetlendiriniz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ulema terlemişler bu ne demek diye. Birkaç kitapta okudum. Bocalamışlar, terlemişler. Tabii sezgi ve akıl akıldan farklı oluyor. Efendim gayret etmişler izah etmeye. İnsan Kur'an-ı Kerim'i sesiyle nasıl ziynetlendirir? Olur mu? Kur'an tepeden tırnağa kendisi süs ve ziynet ve nur. Onu sesiyle nasıl ziynetlendirecek diye izahta biraz zorlanmışlar. Kolay. İzahı çok kolay. Kur'an mastardır, okumak manasında. Zeyyinu kıraatekum fi asvatikum demek. Yani okumanızı, Kur'an-ı Kerim kıraatinizi, sesinizi nameli yapmak suretiyle şey yapın, düz okumayın yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Böyle okumayın. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunması böyle hitabet gibi kaş çatarak veya düz nesir tarzında değil. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Artık sesinin kabiliyetine göre insan Allah nasıl ses vermişse onu böyle name ile okuyacak, makam ile okuyacak ama tabii taganni namesiyle değil. Yani şarkı ve türkü
ve efendim eğlence namesiyle değil de asil bir name ile okuyacak, elhan ile okuyacak, lühun-ü arab ile okuyacak. O zaman daha mübarek oluyor. İnsan tüyleri diken diken oluyor. Tesir ediyor Kur'an-ı Kerim. Gözler yaşarıyor. Efendim kalpler yumuşuyor. İnsanın aşkı şevki artıyor. Tüyleri diken diken oluyor. Ayet-i kerimeleri okuduğu zaman müminin hali budur. Gözlerinden inci gibi yaşlar dökülüyor insanın. İşte bu Kur'an ekseriya gece. Gece. Niçin gece? Gündüz olduğu zaman gürültü olur, insan olur, ses olur, gösteriş olur, efendim şöhret olabilir. Gece okurlardı Kur'an-ı Kerim'i. اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Geceliğin Kur'an-ı Kerim okurlardı. Nasıl okurlardı? Mum mu vardı, elektrik mi vardı? Ezberlerlerdi. Allah'ın kelamı kendilerine nazil olmuş, dururlar mı? Ezberlerlerdi, ezberlerinden okuyabildikleri kadar okurlardı. Allah, elhamdülillah bizim memlekette o aşk ve şevk vardır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen çok. Bizlere de o aşkı, şevki versin. Biz de Kur'an-ı Kerim bilgimizi, ezberimizi, hıfzımızı inşallah ziyadeleştirelim. Gündüz oruç tutuyor. Gece Kur'an okuyor. Kur'an okuyor, manasını anlıyor. Ayet-i kerimelere göre tedbirini alıyor. Kendisinin halini değiştiriyor. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Orada cihat ayeti kerimesi gelince getirin benim zırhımı, okumumu, zırhımı, kılıncımı demiş. Dede demişler, sen yaşlandın, sen Resulullah Efendimiz'e mihmandarlık eylemiş bir kimsesin. Onun akrabasından, dayızadelerindensin, sahabedensin, mihmandar-ı peygamberisin. Peygamber Efendimiz'in sağlığında ona hizmet eyledin, ümmetlik eyledin. Efendim nice nice efendim hizmetlerinde bulundun. Yaşlandın şimdi, cihat zor bir iştir. Senin yerine biz yaparız. Sen artık vazifeni de yapmış olduğun için otur şurada. Demiş ki bu ayet-i kerimede ihtiyarlar müstesna diyor mu? Cihad edin ama ihtiyarlar müstesna diyor mu? Demiyor. Verin öyleyse kılıcımı, zırhımı demiş. Efendim İstanbul'un fethi için yola çıkan orduya katılmış. İstanbul nerede? Medine-i Münevvere nerede? O mesafeler uçak yokken, otomobil yokken develerle, tabanlarla nasıl aşılır? Ordular ağırlıklarıyla ta Medine-i Münevvere'den veya Şam-ı Şerif'ten, Dımaşk'tan, efendim Halep'ten nasıl olur da efendim oraya kadar gelirler? Düşman topraklarından geçecek, düşman denizlerinden geçecek. Daha oraları İslam beldesi değil. Niye kendilerine yakın beldeleri fethetmeye çalışmamışlar da gitmişler ta İstanbul'u fethetmek için uğraşmışlar? Birkaç sebep düşünebiliriz aklımızın erdiği nispette. Bir, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bir yerde buyuruyor ki فَقَاتِلُوا اَئِمَّتَ الْكُفْرِ. Küfrün imamlarıyla mukatele edin, önderleriyle, tepesinden başlayın işe. Sivrisineğin bataklığını kurutun. Bataklığı kurutmadıktan sonra tek tek sivrisinekleri yakala. Bu sivrisineği yakalarsın, efendim kanadını kuyruğunu yolarsın, öldürürsün. Sivrisinek tek tek yakalanmakla baş eder mi? Bataklığını kurutacaksın ki sivrisinek zarar vermesin. Küfrün başlarını yok edeceksin ki kuyruğu olmasın. Merkezini alacaksın ki kenarı ona tabi olsun. Büyük bir metot. Hiç bu metottan bahseden yok. Kur'an-ı Kerim insan okudu mu nice nice ibretler alır. İmam Şafii Hazretleri şöyle yatsı namazından sonra başını bir eğmiş, gözünü bir kapamış. Ondan sonra da nice saatler geçtikten sonra sabah namazına kalkmış, gitmiş, abdesti var. Uyumadı ki. Gözünü kapattı. Niye kapattı? Filanca ayeti kerimeden 50 tane hüküm çıkarttım demiş. Bütün gece tefekkür, tefekkür, tefekkür. La ibadete ket tefekkür. Tefekkür gibi ibadet mi olur? İnsan tefekkürle buluyor her şeyi. Demek ki küfrün başını ezmek için, başından, bizim tarafların bir halk tabiri vardır. Pınarı başından avlamak derler. Yani
işi başından tutmak. Pınarı başından şey yaparsan, tutarsan orası temiz olur. Aşağıları belli olmaz. Çamaşır yıkanır, bilmem ne olur, sular bu tarafa doğru kirlenir. Kaynağından. İşi ta tepeden halletmek lazım. Bu esasa göre de bizim İslam için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmemiz lazım. İslam'ı onlara öğretmemiz lazım ki Rusya'ya, Moskova'ya gitmemiz lazım, Çin'e gitmemiz lazım. Adamlar Coca-Cola, Pepsi-Cola satmak için gidiyorlar. Efendim, bizim de İslam için çaresini bulup gitmemiz lazım. Çünkü merkez orası. Nasıl Medine-i Münevvere'den kalkmışlar, İstanbul'u fethetmeye yeltenmişler, teşebbüs etmişler, ecir kazanmışlar. Başaramamışlar. Allah Fatih Sultan Mehmet Han aleyhir rahmeti ve gufran cennet mekana nasip etmiş, o fethetmiş. Orayı fethetmiş, ondan sonra Roma'yı fethetmek için ordu hazırlamış. Ona Konstantiniyye-i Kübra derler Roma'ya. Buna Konstantiniyye-i Suğra derler. Ötekisine Konstantiniyye-i Kübra. Padişah emreylemiş, ferman eylemiş, ordu hazırlansın. Bir takım kimseler merak ediyorlar, nereye gidecek padişah? Bir tanesi yaklaşmış, devletlüm, şevketlüm, acep sefer ne yanadır? Atlatmış. Bir iki de sefer daha sorulunca, bak demiş Fatih Sultan Mehmet cennet mekan, Allah rahmet eylesin. Nereye gittiğimi şu sakalındaki kıllardan bir tanesinin bildiğini hissetsem, o kılı koparır, Şam'dan da yakarım demiş. Ne ibretler. Başarının şartı. Yapacağın şeyi sessiz, gizli yapacaksın, belli etmeyeceksin. Peygamber Efendimiz bir müfreze çıkartıyor Medine-i Münevvere'den. Müfrezenin başkanına bir mektup veriyor. Diyor ki bu mektubu filanca hurmalıkta açacaksın. 3 gün gittikten sonra filanca hurmalığa vardığın zaman mektubu açacaksın. Neden? Mektubu orada açarsa karısına söyler, kızına söyler, birisi görür, yandan bakar, omuzun arkasından. Ya benim mektuba sen ne bakıyorsun? Bakar işte, arkadaşlar bilmem nedir. O olmasın diye bu mektubu al koynuna koy, 3 gün sonra yürü filanca istikamette, o hurmalıkta aç, talimatımı oradan gör. Nerede bu edepler, nerede biz? Ebu Eyyub el Ensari oraya kalkmış gitmiş. Neden? Allah'ın ayetlerini okudu, Allah'ın emrini aldı, onu dinlemek için, yani duyduğu şeyi tatbik etmek için. Allah-u Teala Hazretleri bize de efendim böyle Kur'an-ı Kerim okumak, okuduğunu anlamak, anladığını dinlemek ve uygulamak nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim hocam bir hafıza para verdim, külliyetli de para verdim, ömründe görmeyeceği kadar para verdim, ömründe yemediği yemekleri yedirdim diyor birisi. Anlatıyor böyle. Efendim okuttum. İyi yapmışsın, Allah kabul etsin ama kendin oku. Kur'an-ı Kerim bizzat kendin uygulayasın diye indi. Senin için indi. Sen anlamazsan, sen okumazsan o da bir sevap. Kur'an-ı Kerim'e şöyle yüzüne baksan bile sevap. Ama asıl murat, asıl maksat senin manasını anlaman, anladığını da tatbik etmendir. Hayatında onun sana önder olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in emrine uymandır. Adam hacı olmuş, sakalı var, boynunda kravat, başında fötör. Efendim, ben şeriatı istemem diyor. Ne istersin Beyzadem? Fırında hazırlatalım, istersen fabrikaya sipariş edelim. Ebadını söyle, rengini söyle, istediğin şekilde boyayalım. Böyle Müslümanlık mı olur? Kur'an-ı Kerim ve oruç insana şefaat ederler. Kıyamet gününde oruç der ki, ya Rabbi ben bunu gündüzleyin yemek yemekten ve şehvetlerinden alıkoydum, men ettim, tuttum. Şimdi bana müsaade eyle, ona şefaat edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de ben onu geceliğin uykusundan alıkoydum, müsaade et ona şefaat edeyim ya Rabbi der ve ikisine de şefaat hakkı verilir ve onlar şefaat ederler. Gündüz oruç tutan, gece Kur'an okuyan kişi Kur'an'ın ve orucun şefaatiyle cennete girer demek yani. Demek ki geceleri yanık yanık Kur'an-ı Kerim okurlarmış. Demek ki düşüne düşüne sabahları öylece ederlermiş. Seher vakitlerinde
tevbe ve istiğfar ederlermiş. Ya bizler ne yaparız? 20. yüzyılın çok akıllı Müslümanları. Çünkü onlar çöl adamıydı. Bizler medeni adamlarız. Efendim çok bilgiliyiz. Bizler ne yaparız? Bizler medeniyetin en son harikası olan televizyonun başında efendim 12'ye 1'e kadar ve bayrak göndere çekilinceye kadar, İstiklal Marşı çalınıncaya kadar bekleriz. Bekledikten sonra yatarız. Yattığı zaman ne sahur vakti, ne seher vakti, ne seher vakti tevbe ve istiğfar, ne efendim sabah ezanı, ne güneşin doğması, hiçbirinden haberimiz olmaz. Bir de kalkarız ki küçük abdesti sıkıştırdığı için kalkar. Yoksa kalkmayacak daha. Birisi benden randevu istedi İstanbul'da. Dedim peki saat 11'de gelsin. Hocam dedi, onun mesleği şu dedi, o dedi 2'den önce gelmez dedi. Uyanmaz dedi. Yani randevu istediği şahıs için. 2'ye kadar ancak yatar dedi. Bütün sabaha kadar dedi, uyanık onlar dedi, yatarlar dedi. Sabah vaktinde. İki tane mahluk var çevremizde, beslediğimiz evimizde, bahçemizde. Birisi horoz, tavuk. Onlar hava karardı mı hop tüneye çıkarlar, kümese girerler, tüneye çıkarlar. Hemen. Ondan sonra seher vaktinde mübarek ayarı nereden yapılıyorsa horozlar ötmeye başlar. Ne yatarsınız, kalksanıza mübarekler efendim. Seslenir, seslenir. Kalkan kalkar, ibadet eder, tesbih çeker, Kur'an okur. Efendim. Öyle. Bir de hırsız gelmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın diye köpek besleriz. O da sabaha kadar havlar, 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 seher vaktine kadar. Ondan sonra yorulur, biter, yatar. Sabah vaktinde, bilmem hangi vakitte kalkacaksa kalkar. Şimdi insanlar huyları bir acayip oldu. Gece geç vakte kadar yatıyorlar. Hatta diyordu bizim rahmetli bir arkadaşımız vardı, kimya yüksek mühendisi bir fabrikada. Ben diyor, hocam diyor, biz konferans verdik orada. Gece 12-1 oldu. Apartmanına gidiyoruz. Bizi evinde misafir edecek. Baktım orada ışıklar yanıyor. Ooo komşularınız hala uyumamış dedim. Bunların daha dedi başlangıcı dedi. Bunlar sabah namazına kadar poker oynarlar burada dedi. Ondan sonra yatarlar dedi. Bunların devlet hizmeti yok mu dedim. Var ama kaçta gidecek artık? Sabaha kadar poker oynayan müdür. Sabaha kadar poker oynayan müdür mesaiye riayet edebilir mi? Etmez. Ama hesap sorulmaz. Ama Müslüman namaza gideceği zaman vazifede kutsaldır, mukaddestir, bilmem nedir. Hepsi müftü. Es-sadakatu ala vejhiha ve istina'ul ma'rufi ve birrul valideyni ve silatul rahimi tuhavvilu şaka'e seadeten ve tezidu fil umri ve taki masari es-su. Birisi ne anlatıyor? Bugün gelen değerli kardeşlerimizden bir tanesi bir takım arkadaşları misafir etmiş arazisinde. Onlar da tabi yatmışlar, kalkmışlar, ezan vakitlerinde ezan okumuşlar. Efendim saf bağlamışlar, namaz kılmışlar. Arazide, geçen hafta okuduk galiba, arazide insan ezan okur da namaz kılarsa 50 kat oluyor sevap. Kurtlar, kuşlar, insanlar, cinler duyuyor, efendim melekler iştirak ediyor, namaz sevaplanıyor, kat kat, kat şey oluyor. Efendim namaz kılmışlar, birisi gelmiş buna şikayet ediyor. Ya senin misafirler, efendim, ezan okuyorlar. Demiş, okurlar. Yasak mı? Ezan okumakta bir mahsur var mı? Sen Merih'ten mi geldin? Türkiye'de ezanların okunduğunu bilmez misin? Şu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli demiş şair. Onu da Meclis İstiklal Marşı olarak kabul eylemiş. Çıkartalım mı şimdi? İstiklal Marşı'ndan şu satır lütfen çıkartılsın. Öyle mi diyeceğiz? Ezan okumuş. Bir de saf bağlıyorlar, namaz kılıyorlar. Ne yapsınlar? Darmadağın mı kılsınlar? Veya kılmasınlar mı? Ne var bunda?
Yani bizim dedelerimiz kılardı, babalarımız kılardı, ecdadımız kılardı. Bu memlekette herkes kılardı. Ramazan oldu mu Ermeniler, Yahudiler bile bize hürmet ederlerdi de karşımızda alenen oruç yemezlerdi. Müslümanların oruç zamanıdır. Sen dışarıda niye öyle ekmeği aldın da dolaştın yedin diye çocuklarının kulaklarını çekerlerdi. Kayseri'de bilmem Konya'da şurada burada gayrimüslimleri bile eskilerin bir edepliydi. Şimdi bizim Müslüman gelmiş, bizim arkadaşa dert yanıyor. Senin arazinde misafir ettiğin kardeşler ezan okuyorlar, namaz kılıyorlar. Suç mu? Git demiş, haber ver demiş. Jandarma var demiş, polis var demiş. Git onlara söyle demiş. Madem çok şikayetçisin. Peki sen bunlardan şikayetçisin, böyle şikayet ediyorsun. Biz seni kime şikayet edelim? Senin halin ne olacak? Es-sadakatu ala vecihiha usulüne uygun bir tarzda verilmiş olan sadaka, vastına il ma'ruf, aklın ve şeriatin hoş gördüğü işi yapmak, hayırlı amel, hayrat, hasenat yapmak ve birrül valideyn, anne babaya iyi evlatlık yapmak, hizmet etmek, hürmet etmek, efendim iyilik yapmak ve sılatur rahim, akrabalara efendim göz kulak olmak, ziyaret etmek, ihtiyaçlarını gidermek, tuhavvidu şakâe saadeten, insanın şakiliğini saidliğe döndürür. Yani eğer o kişi eşkıya zümresine yazılmışsa, şakiler zümresine yazılmışsa efendim onu döndürtür Allah, saidler zümresine, mutlular zümresine yazdırtır. Böyle yapar. Ve tezidü fil umr, ve ömrü ziyadeleştirir, arttırır. Ve takî masariye es-su, ve kişinin kötü bir takım şeylere maruz kalıp da küt devrilmesini engeller, o kişiyi korur. Neymiş bu koruyan şeyler? Bir daha söyleyelim. Es-sadakatu ala vecihiha, usulüne uygun verilmiş olan sadaka. Usulüne uygun sadaka vermek. Vastına'il ma'ruf, iyilik yapmak. Ve birrül valideyn, ana babaya hürmet ve izzet ve ikram, ve sılatur rahim, akrabayı koruyup gözetmek, bunlar insanın şakiliğini sildirtir, saidliğini saidliğe döndürtür, ömrünü arttırır ve kötü durumlara pat diye yuvarlanmaktan kurtarır diyor Peygamber Efendimiz. Es-sadakatu ala vecihiha, usulüne uygun sadaka. İnsan bazen sadaka verir, günaha girer. Neden? La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Minnet eder, başa kakar, eza verir, sadaka verdiği insana efendim illallah dedirtir, sadakası boşa gider, berbat olur, hatta günaha girer. Sadakayı usulüne uygun verecek, sessiz verecek, kalbini gözetecek, karşı tarafın haysiyetini, onurunu rencide etmeyecek, bekletmeyecek. Efendim, matlul gani zulmün, zenginin vereceği hayrı vermekte gecikmesi, kapısında dilenciyi bekletmesi, iyilik yapacağı insana iyiliği geç yapması zulümdür. Çarçabuk yapsana be adam. Yapmıyor. Ondan sonra herkesin içinde, gel buraya Hasan Efendi, buyur ağam ne var? Al şu parayı, benden sana sadaka olsun, hediye olsun. Adam kıpkırmızı kesiliyor, almasa karşısındaki ağa, alsa mahvoluyor, etraftan herkes duydu, şey yaptı filan diye eza. Veyahut işte bak gör, işte ben ağayım, bunu sana veriyorum, bunu bil efendim, bundan sonra bir emrim olursa ona göre yap bilmem ne. Sadakayı usulüne uygun verecek, gelişi güzel değil, edebine uygun olacak. Şöhret olsun diye vermeyecek. Ben bir cami yaptırırım ama, caminin şadırvanını yaptırırım ama, minaresini yaptırırım ama, dip köşesine adımı yazacaksın. Cami yaptırırım ama camiye benim adımı verirsen. Biz bir hacı efendi, hacı amca teyzeye gittik, camimize yardım alalım diye. Ankara'da mahallemizde cami yapacağız, paramız yok. Herkes birazcık koyuyor, yetmiyor. Biz zengin hanım duyduk. Ona Ankara'nın tanınmış müftüleri, vaizleriyle bir heyet kalktı gitti. Vaiz efendi diyor ki kadına, hacı teyze, bak cami yapmak çok sevaplıdır.
İşte bu camiyi sen bize biraz yardım yapacakmışsın, para varmış elinde, bu yardımı bize ver, bu camiyi sen yap, biz senin adını verelim camiye, diyor böyle. Kadın dedi ki, aman aman evladım, benim isimle, şöhretle ilgim yoktur. Ben parayı vereceğim dedi, ismim hiç yad olmasın. Allah bilsin kafir. İyilik yap, denize at, balık bilmese de Halık bilir, Yaradan bilir. Yani hiç kimse görmeden sen bir iyilik yapsan Allah görmüyor mu? Bilmiyor mu? Karanlıkta versen yazılmayacak mı sevabı? Yazılır. Usulüne uygun, gösterişsiz, riyasız, zarif, iyi bir tarza vermek lazım. Neyzen Tevfik'e birisi koşmuş. Efendim demiş, siz düşürdünüz galiba demiş. Buyurun demiş, bir altın lira vermiş. Altın. Sapsarı altın. Bayağı bir para. Şimdi 120 bin lira mı, 150 bin lira mı ne kadarsa yani. Sizden mi düştü ne demiş, buyurun demiş. Altını almış Neyzen Tevfik eline, bir altına bakmış, bir kendisine onu veren kimseye. Kendisi sanatkar, ötekisi ona şey yapmak istiyor, izzet etmek istiyor. Ama işte böyle hatırına gelmiş. Acaba sizden mi düştü bakın demiş, buyurun demiş. Altına bakmış, onu kendisine verene bakmış, bu demiş yere düşen para değil, sizin kalbiniz bu demiş. Yani altın, altın gibi kalbiniz var demek istemiş yani. Usulüne uygun vermek lazım, usulüne uygun yapmak lazım. İhtiyarın birisi yanlış abdest alıyormuş, ne demişler? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz bakmışlar ki abdesti yanlış alıyor, beceremiyor. Öyle abdestle böyle namaz olmaz. Gitmişler, amca biz iki kardeşiz, abdest almamız hangimizinki doğru? Bir bakıver, incele, sen yaşlısın, şeysin. Hangimizinki doğruysa söyle demişler. Birisi bir güzel abdest almış, sünnet-i seniyeye uygun her şeyiyle gayet güzel. Adam dikkatle dinliyor, gözlüyor. Ondan sonra ötekisi gayet güzel abdest almış, söyle bakalım demişler. Bitirdikten sonra ikisi de abdest almayı. Hangimizinki daha doğru? Gülmüş. Sizin ikinizinki doğru, benimki yanlış demiş. İşte bu zarif. Yani güzel bir şey. Sahabeden bir zata soruyorlar ki sen biraz yaşıtmışsın galiba, yaşlarınız, doğumlarınız yakınmış. Resulullah mı büyük, sen mi büyüksün diye soruyorlar. Cevabı diyor ki Resulullah benden büyük, ben ondan biraz yaşlıyım. Arif oldu mu insan, kibar oldu mu, zarif oldu mu? Güzel söylüyor yani. Allah bize o kibarlıktan, o zarafetten ihsan eylesin. Sadaka da tabii usulüne uygun verilecek, kibarca verilecek. Usulüne uygun, layıkı veçhile, uygun olan kimseye, uygun olan tarzda verilmiş olan bir sadaka çok makbuldür. Efendim, iyilik yapmak, vastına'il ma'ruf. Ma'ruf demek, aklın ve şeriatın beğendiği, tahsin ettiği, hoş gördüğü işler demek yani. Cami yapmak iyi. Tamam, iyi şeydir, tamam, yap. Köprü yapmak, iyi şeydir, yap. Çeşme yapmak, iyi şeydir, yap. Dula yetime bakmak, iyi şeydir, yap deriz, değil mi? Akıl ve şeriat güzel demiş bu gibi şeylere. Sorulursa, tamam, iyidir, yap diyoruz. İşte bu çeşit şeylere maruf derler Arapçada. Böyle şeyleri, emri maruf, nehi münker, yaptırmaya çalışmak, kötü şeyleri yaptırmamaya çalışmak da farzdır hepimizin boynuna. Efendim, bir vazifedir, Müslümanların vazifesidir biliyorsunuz. Demek ki vastına'ul ma'ruf demek, yani iyi olan şeyleri yapmak. Vastına'ul ma'ruf, sadaka ve hayır yapmak. Tabi sadaka parayla, malla filan oluyor, hayır da çok çeşitli şekillerde olur. Çok çeşitli şekillerde olur. Bin bir türü, çeşidi vardır, karşındakine bir iyilik yapacaksın. Yani çarşıdan, pazardan filelerini almış yaşlı bir insanın, getir filelerini ben taşıyivereyim diye yükünü azaltmak da bir iyiliktir. Bir efendim amanın caddenin bir ucundan öbür tarafına gidemiyor, efendim gitmesini sağlamak iyiliktir. Amanın birisi geldi, efendim Medine-i Münevvere'de bir şeyler söyledi. Ona olmadı, buna olmadı, ona olmadı, ona olmadı. Benim yanımdaki kardeşime söyledi. Peki dedi, koluna taktı, götürdü. 15-20 dakika, bir epeyce bir zaman uğraştıktan sonra geldi. Neymiş dedim derdi. Dili de anlaşılmıyor yani, lisanı da bir şey. Dedi ki, amaymış,
abdest alma ihtiyacı varmış, onu söyledi dedi, almaya götürdüm dedi. Ondan sonra da beni yine öteki yere götür, ben orayı bilmiyorum, ancak sen götürsün dedi. Bu da bir iyiliktir. Yani bir amaya bir yol göstermek, o da iyiliktir. Çok çeşitleri vardır. Arkadaşının aleyhinde bu toplantıda konuşuluyor. Sen de kalkıyorsun, onu müdafaa ediyorsun. Yok, öyle demeyin, bir kere bu gıybettir. Sonra o kardeşimiz iyi bir insandır, sizin söylediğiniz gibi değildir diyorsun. Bu da bir iyiliktir. Demek ki iyiliklerin çeşidi çok. Usulüne uygun verilmiş sadaka ve yapılmış olan bir iyilik efendim, başka üçüncüsü ve birrül valideyn, anne ve babaya itaatkar efendim, hizmet ve izzet eyleyen bir evlat olmak. Ana ve babasının etrafında pervane gibi dönüyor. İşte annesi babası kendisinden memnun. Allah razı olsun evladım diyor. Baktıkça yüzünün içi gülüyor, gözlerinin bebeği gülüyor. Tamam. Ana babaya böyle iyilik yapan evlat, iyilik yapmak 3. Sonra ve sılatur rahim, akrabaya ziyarette bulunmak. Tuhavvilü şakae es-saadete, saadete. Yani insanın şakiliğini saidliğe döndürür. Biliyorsunuz insanlar iki gruptur. Bir kısmı şakidir, bir kısmı da saiddir. Şaki, asi, günahkar, Allah'ın sevmediği cehennem yolcusu kimse. Said, efendim, Allah'a muti, Allah yolunda gidip cennete gidecek kimse. Birisi ehli saadet, birisi ehli şakavet diyoruz efendim. Hatta Berat gecesinde dua ediliyor ki, ya Rabbi benim adımı Şakiler divanına yazdıysan şu Berat gecesinde benim adımı bu divandan sil, bu defterden sil, beni Saidler defterine yaz, bundan sonraki ömrüm senin efendim mutlu kulların, Said kulların zümresinden olarak yaşamakla geçsin filan diye dualar var ya, işte onun gibi. Demek bu dört şeyi sayıyor Peygamber Efendimiz, bunları yapanın şakilik ise hali saidliğe dönüyor. O halde bilmiyoruz ki bizi Rabbimiz hangi divana yazmıştır. Evet, şu anda namazdayız, camideyiz ama korku da var, ümit de var. Beynel havfi ve recai. Kimse akıbetinden emin değil. Kimse efendim Allah'tan ümit kesmeye de mezun değil. İzin yok. Ümit de kesemeyiz ama güvenemiyoruz deyip, ben cennete giderim canım. Yani Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak? Böyle diyen edepsizler var. Edepsiz. Edepten, hayadan mahrum. Seni cehenneme atar, seni hiç beğenmediğin bir insanı cennete sokar. Bilemezsin ki. Yani ne biçim laf? Bu edepsizliğinden darbeyi yersin. Ben bunca ibadet ettim. Kim bilir nasıl etti? Bakalım makbul mü? Yani bakalım beş para eder mi, işe yarar mı? Olabilir ki Allah'ın istemediği durumda olabiliriz. Bak burada bize bir anahtar veriliyor. Eğer biz Şakiler divanında kayıtlı kullar isek, Allah etmesin, İnşallah Saidler divanına yazılı kimselerizdir. Ama eğer öyleyse bak kurtuluşun reçetesi veriliyor. Ne yapacağız? Sadaka vereceğiz. Malımızın fazlasından hayır hasenat yapacağız. Sadaka vereceğiz. Ondan sonra iyilik yapacağız. Her tür iyiliği yapmaya koşturacağız. Ondan sonra ana babamıza izzet ikram edip, hürmet edip, onların da hayır duasını alıp, efendim, berren bi valideyhi, ana babasına iyilik yapan hayırlı evlat zümresine girmeye bakacağız. Ondan sonra akrabayla alakayı devam ettireceğiz. Küsmeyeceğiz, darılmayacağız. O gelmese sen gideceksin filan. Yani zor da olsa yapacağız, yapmaya çalışacağız. Rabbimiz efendim bu güzel şeyleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Eğer adımız Allah etmeye, Allah eylemesin, şakilerden o taraftan yazılmış ise oradan silsin. Saidler zümresine Rabbimiz cümlemizi dahil eylesin. Bi hürmeti esmaihil hüsna ve bi hürmeti habibihil müşteba ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.